Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ben Tuba. Ben Yağmur. Bugün ne yapıyoruz? Birbirimizi yemekteyiz çekiyoruz. Bugün ilk bölümde karşınızdayız. Benim misafirim olacak herkes. Çok heyecanlıyım. Karadeniz mutfağını yapıyoruz bugün. Tuba. Karadeniz mutfağını yapıyoruz mu? Bugün Tuba Hanım'a misafiriz, konuğuz. Evet Yağmur Hanım. Bugünden sonra artık rakibimsin. Bugün rakibimsin. Elimin lezzetine güveniyorum. 10 yaşında çocuk eli gibi görünse de. Gerçekten maharetleri çok büyük. Bugün bendensiniz. Hadi yine iyisin. Ben şimdi seni burada bırakıyorum. Hı hı. Çünkü ilk defa sana eşlik edemeyeceğim videonda. Çok mutluyum. Senin kendi videonda. Ne? Çok üzgünüm. Mutfağında sana başarılar dilerim alışverişinde. Tamam. Hiçbir şey yapabileceğini düşünmüyorum. Neyse tamam. Bunları ben birebir röportajımda söyleyeceğim. Sağ olun. Başarılar da dilemiyorum. Pardon, vazgeçtim. Sağ olun. O zaman hadi markete. Babam Ankaralı, annem de Siirtli. Yani Karadeniz'le çok yakından bağlantımız olduğu için Karadeniz mutfağı yapmak istedim. Öncelikle karalahana çorbasıyla başladım. İlk defa deneyeceğim. Umarım hazırı vardır, hazırını almak isterim. İşte hamsili pilav, bir şeyler yapacağız falan. Eminim bayılacaklar. Yani parmaklarını yiyecek her biri. Menümüz neydi? Hamsili bir pilav için pirinç almaya geldim. Ben bu arada gerçekten çok güzel pilav yaparım. Bunu çok ciddi söylüyorum. Herkes parmağını yiyecek ama tereyağı almamız lazım. Baldo pirinç en iyisi her zaman. Bu gayet iyi gibi görünüyor. Baldo pirinçle başlıyoruz. Karadeniz mutfağı seçmiş. Ne alaka? Yani Karadeniz'le uzaktan yakından alakası yok. Zaten yemek yapmayı da bilmiyor. Ben yemek konusunda çok iyiyim, o da biliyor. O yüzden yani formalite olarak ablamla yarışacağım. Hamsiyi ben nasıl yapacağım ya? Benim evim kokar. Evim kokar. Mutfağım kokar. Hazır mı alsam? Söylemem ama kimseye. Aramızda. Hiç güven vermedin ama neyse. Şimdi ben öncelikle çok iyimser bir şekilde geldim buraya. Her türlü tavrı iyi olarak değerlendirmek üzere geldim. Fakat menü Karadeniz mutfağı olacak yine. Fakat benim bildiğim bunlar Ankaralı. Yani bu cesaret nereden geliyor? Şimdi menümüzde Laz böreği var. Laz böreğini daha önce hiç yemedim bu arada ama muhtemelen resimlerine falan baktım. Böyle su böreği, paçanga böreği tarzı bir şeye benziyor. Ama Laz böreği ile paçanga böreği çok farklı şeyler. Bunu sadece sen biliyorsun. Böyle Laz böreği tatlı ama böyle şekerli şerbetli. Laz böreği tatlı bir şey mi? Evet. Kimse bilmiyor ama. Neyse bilmiyorlar. Laz böreği derken anlamadım. Böreğin lazı mı olur mu? Komik bir mücahit bak biz. Şimdi baktım ki buradaki her şey kızgın yağda kızartılıyor. Biz yağ ürünlerini çok tercih etmiyoruz. Hiç de yapamam, uğraşamam. O yüzden fırında yapılacak bir şey alıyorum. Milföy. Paçanga böreği, aman Laz böreği diye milföy yedireceğiz herkese. Bence gayet, bak tereyağlı da hem, gayet okey. Tereyağlı milföy hamuru alıyoruz. Karalahana çorbası yapılacakmış. Umarım hazır çorbayı önünüze koymaz. Hamsili pilav yapılacakmış. Umarım pilavın üstüne hamsi koymaz. Laz böreği... Laz böreği. Yani ne alaka Laz böreği? Neyse, hayatında hiç börek yapmayan bir insan kendisi. Laz böreğini çok merak ediyorum. Şimdi bakıyorum kara lahana çorbası neye benziyor? Ona en yakın çorbayı alacağız. Ben nasıl yapayım kara lahana çorbasını? İnanmışlar herhalde menüyü birebir yapacağım. Sebzeli mebzeli bir şey alacağız Mücahit. Sebzeli bir çorba. Ne yapalım biliyor musun? Ezogelin alalım. Kara lahana çorbası diye ezogelin. Şimdi ne alalım ama. Tereyağı sana. Bence tereyağı okey ya. Sonuçta... Tereyağı dediğine göre tereyağıdır değil mi bu? Son olarak içecek alıyoruz ve go. Bu yarışmayı benim dışında kazanabilecek hiç kimseyi göremiyorum. Hele Emir. Ne işi var yani bizimle karşı karşıya gelmiş ve bir şeyler yapacak falan. Merak ediyorum beni görünce ne düşünecekler. Ben şimdiden söyleyeyim. Birinciyim yani. İçecek konusunda bir şey yazmamıştım menüye. O yazılmıyor zaten sanırım herhalde. Kafama göre bir şey alıyorum. Bu arada tavsiyemdir. Çok... Neyse ben bunu alıp gideyim. Alışveriş için son 15 dakikam vardı ve alışverişimi bitirdim. Yani çok zengin bir menü olduğu için hemen bitti. Eve gidip artık yapmaya başlayabiliriz. Yemeği yapmak için de sınırlı bir sürem var ama ben yetiştireceğimden eminim. Çünkü sihirli parmaklarım. Hadi gidelim. Sihirli ellerim ve ben hazırız. Çok heyecanlıyım. Ama bir saatten az bir vaktimiz var hatta. O yüzden hızlı olmalıyım, acele etmeliyim. Önce pirinçleri ıslatacağız. Şimdi bundan birazcık ekleyelim. Aa, bu kadar yeter mi? Hiç de bilmeme ne kadar yapmam gerektiğini. Neyse bol bol yapalım. Ben pilavı çok güzel yapıyorum zaten. Pilavımı seveceklerdir diye umut ediyorum. Hamsili pilavın Google'dan fotoğrafını açtım şu an. Önümüzdeki şeyin uzaktan yakından alakası yok. Hamsili pilav. Hamsiyi normalde de çok yemiyorum. Bu arada benim de anne tarafı Artvinlidir. Biz de aslında Karadenizliyiz. Fakat oradayken yemediğim şeyi Tuğba'nın evinde yer miyim? Soru işareti. Şimdi pişirme kağıdımızı seriyoruz. Bu arada çok yıllar önce milföy yapmıştım en son. Kafama göre bir şeyler yapacağım artık.
Ay umarım bunun Laz böreği olmadığını anlamazlar. Tufanım bu nasıl börek bu? Şunun haline bak, enkaz var burada. Bana pek Laz böreği gibi gelmedi. Bir tık milföy andırıyor. Gerçekten bu ne ya? Hayatlarında Laz böreği yediklerini düşünmüyorum. O yüzden rahatım. Bicim kendi elinden her yerine dokundun. Ne anlamı kaldı? Eldiven pis değil ki. Bak Mücahit, bunlar aramızda. Puan kırmasınlar bunlardan, saçma sapan. Ben eldivenle yemek mi yapıyorum hiç hayatımda? Elit görünmek için taktım. Bir de puan kırmasınlar diye tabii. Ay bu açılmadı. Bak. Bu hijyensiz anlarımı koyma. Şimdi çikolatamızı sürüyoruz. Bu şekilde yarısı çikolatalı, yarısı labneli olacak. Nasıl yapılıyordu bu milföylerin şekli ya? Nasıl yapıyorduk biz bunu? Ya bu çok çirkin bir şey oldu. Neyse. Allah'a emanet bir şeyler yapıyoruz. Bu arada tereyağı kokuyor. Tereyağlı almıştım biliyorsunuz. Misafirlerimi önemsediğim için ve çok güzel tereyağı kokuyor milföy. Ben normal kapatıyorum milföyleri ya. Şöyle. Hı. Laz böreğini ondan bir ümitliyim. Onu yiyeceğim. Eğer ki diğerlerini yemezsem onun üzerinden puan vermeye çalışacağım. Bu arada sen bana Mücahit, alışveriş yaparken niye tatlı almadığımızı hatırlatmadın? Pepe Çura tatlımızı almadık biz marketten. Bunun dışarıdan sipariş vermeyecek miyiz? Yok. Ben bir şey yapmayacaktım. Ama evde çok güzel malzemelerim var. Onlardan tatlı hazırlayacağım ve bence Pepe Çura olmadığını anlamayacaklar. Allah Allah. Çok güzel gözüküyor. Yani. Bir kısmını çikolatalı yaptım, diğer kısmını da labneli yapacağım. Böyle de düşünceli bir Laz börekçisiyim işte. En son bitirdiğimizde ne yapacağız biliyor musun Mücahit? Ne vereceğiz? Üzerine yumurta sarısı süreceğiz. Üstün maharetli ellerimle ve becerileri ve yeteneklerimle sarısını sanırsam ki ayırdım. Bak 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 bak. İşte bu her gün yemek yapan ellerin yapabileceği bir şey. Ya her gün bu kızarı ben doyuruyorum. Şimdi ellerimi kullanarak yumurta sarısını dağıtacağım. Neden fırçayla? Neden olsun? Oh oh mis 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 dağılsın her yere güzelce. Güzelce bunlar fırında pişe dursun. Biz lavımıza başlayalım. Bir de hamsisi var. Ay hamsi de çok zor ya. Sipariş ettim, gelecek de bakacağım da işte ödeyeceğim de çok. Rahmet yani. Fırına koyalım gel. Kendisini ısırmadım ama. Ya Mücahit şimdi bir saniye ne sonu ben yerim Mücahit ya. Dikkat dağınıklığım vardı benim biraz. Hem kameraya odaklanıp hem yapmak çok zordu çünkü. Allah'ım bismillah. Allah'ım bismillah. Koydum. 200 derece biraz fazla olabilir milföyler için. Yani Laz böreği için. Laz böreğimiz pişe dursun. Biz seninle pilava başlayalım o zaman. Hamsili pilav demiş. Normal pilav yapmayı biliyor mu acaba? Hamsili demiş bir de. Önce hamsi yapması gerekiyor. Umarım her şeyi hazır almaz gerçekten. Tek tesellim temennim bu. Şimdi arkadaşlar benim canım takipçilerime like atıyor musunuz? Abone oluyor musunuz videolarımıza? Hı? Pilav için öncelikle bir adet tencere lazım. Aa ben eldiven takmadım. Neyse takayım hadi. Sen şimdi beni ispiklersin. Bir de ben niye XXXXX large almışım eldiveni acaba? Bakar mısın? Zaten bak 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 düştü. Gördün mü? Neyse. Elim de biraz küçük malum. Öncelikle aldı. Püf noktalarından biri tereyağı demiştik ya. İkincisi yağın az olmaması. Yani biz çok fazla pirinç kullandığımız için çok fazla tereyağı da kullanacağız. Bol bol yağın içerisinde şöyle güzel bir kavrulacak. Güzelce kavrulduktan sonra da suyunu göz kararı yapıyorum ben. Ama tariften de yapabilirsiniz. Suyunu ekliyorsunuz. Tuzunu da ayarladınız. Mis gibi bir pilav. 40 dakikamız falan kalmış. Ama zaten çok bir şey kalmadı. Yani hamsiler hazır. Çorba var. Çorba var. Böreğimiz tamam. Hamsili pilavımız tamam. Ne vardı başka? Tatlı var. Ha, tatlı tatlı için de biraz uğraşacağız. İncirlerin üzerine biraz dondurma. Bir de burada Pepe Çura diye bir şey yazmış. Ne oldu hakkında hiçbir fikrim yok. Gelince göreceğiz. Umarım güzel bir şeydir. Çok mu yağlı oldu Mücahit bu ya? Ya bol yağlı daha lezzetli o. Yağımız yanmıyor. Dikkat edin. Şunu süzelim Mücahit senle biz. Ya süzgeç yok da evde. Evde yemek yapmıyorsunuz değil mi? Doğrusu. Hadi buralar kayıt. En son ne yaptın yemek olarak? En son bir ev vlogu için geldiğinizde 2 ay önce size kek yaptım. O hazırdı lan. Yaptın desen, sevindirsen ne olur. Şimdi pirincimizi güzelce ne döküyoruz ve kavurmaya değil. Ne deniyor ya? Kavurma mı oluyor? Şeyi böyle pirinci karıştırmaya alıyoruz. Oh bol yağlı oldu, güzel oldu ama birazcık ocağa batırdım. Onun dışında gayet iyi gidiyoruz. Allah'tan hamsi hazır söyledik Mücahit. Bir de onun kokusunu çekemez. Şimdi su mu koyacağım? Bir 5 dakika kavurduktan sonra suyumuzu koyuyoruz. Yaklaşık 5 dakika kadar kavurdum. Şimdi üzerine suyumuzu ekliyoruz. Çok cos yapıyor, korkuyorum o yüzden ama. Yapmadı. Ha iyi. Kıstım. Kısık ateşte. Kapağını kapatıp bekleteceğim ama önce tuz ekleyelim. Mücahit ben bu kaya tuzu havalı diye bunu döküyormuş gibi yapıp sen kapattığında A101 tuzundan dökeceğim tamam mı? Bunları koyma. Sen detayını alayım şöyle. Hah. Evet arkadaşlar kaya tuzu döküyoruz. Sağlıklı ve elit. Tamam şimdi. Uğraşamam yani. Çok
olmamış. Yok yok, yabancı. Ya bu kaya tuzu gelmiyor. 2 saatte kolum kas yapıyorum yani ondan. Dedik havalı olalım, kaya tuzu alalım falan, sağlıklı beslenelim. Olmuyor yani. Kara lahana çorbası. Hayatımda içtim mi belki denk gelmişimdir ama yani hiçbir zaman bir çorbayı içerken isminin kara lahana çorbası olduğunu bilmiyordum. O yüzden yapacağını da düşünmüyorum. Yapsa bile başarılı olacağını da düşünmüyorum. Şimdi sıra çorbamızda. Ay şunun ağzını kapatayım bir. Heh. Unutturma arada bir tadına bakalım. Suyu çekmeden. Suyu çekmeden şey yapalım. Olmuş mu olmamış mı diye kontrol edelim. Şimdi arkadaşlar çorbamızda. Kara lahana çorbası hayatım boyunca yemedim. Yemeyi de düşünmüyorum. Umarım yani yapamaz. Tek umduğum o. Çünkü bu gidişte aç kalacağım. En zor kısmı da tatlı. İnciri çıkar da üzerine dondurmayı kat da. Bir de bir şey daha vardı. Papicino falan filan. Hayatımda ilk defa duyuyorum. Kendisi de muhtemelen hayatında ilk defa duyuyordur böyle bir şeye. Buna nasıl cüret edebiliyor bilmiyorum ama inşallah kendisi ablam olduğu için benden güzel puanlar alır. Bizim mutfak ezogelin çorbasını ben kara lahana çorbası diye yutturmalıyım. Alakası yok, farkındayım. Ama çok iyi oynarsam yerler. Neymiş bunun tarifinde? 5 bardak. Hep klasik zaten 5 bardak su. Buradan 5 bardak suyumuzu ekliyoruz. Dediğim gibi yaptık değil mi? Yaptım. Benim pişirdiklerimi getirdin değil mi? Tamam canım, sağ ol. Kendi ellerimle yaptım. Çorbamızı da hazırlıyoruz. Sonra hemen üzerimi değiştireceğim. Onları Karadeniz kızı olarak ağırlayacağım. Ben burada Karadeniz'e gitmiştim arkadaşlar. Karadeniz çok güzel bir yer, tavsiye ediyorum. Yemek yemeyi severim ama yani gitmiş Karadeniz mutfağı mı seçmiş? Bir kere Karadeniz'e gitti diye ne alaka anlamadım ya. Neyse inşallah diyorum hazır almaz. Ya da hazır alsın ya, kendi yapsa asıl en kötüsü olur. Hiçbir şey yapabileceğini düşünmüyorum çünkü. Ay ne kadar da yoruldum, ne kadar da yoruldum bu yemekleri yaparken. Ay gerçek. Aa bu nasıl yapılıyor ya? Kaynayıncaya kadar. Heh tamam. Ay ne kadar da yorucuymuş da ya. Ezogelini bile kendi ellerimle yaptım. Ezogelin. Ah kara lahana. Çorbamızı da hazırladıktan sonra ben hazırlanıyorum ve onları Karadeniz kızı olarak ağırlıyorum. Kemiği unut. Üzerimi giyindim. Misafirlerimi karşılamak için hazırım ama masayı hemen düzenlememiz gerekiyor. Çünkü masadan da puan veriliyor biliyorsun. Peçetelikleri ve servisleri getireyim o zaman. Açamıyorum. Bak bu hijyensiz hareketlerim aramızda. Aa dişlerim acıdı. Bir dakika bıçakla açayım. Her birine bir bıçak ve çatal ve ya hangisi sağ hangisi soldu bilmiyorum. Önemli de değil yani. O kadar deli dolmayı versinler. Ortaya şunu koysam nasıl olur Mücahit ya? Yalandan. Aa çok yakışmadı mı? Çok yakıştı bence ahşapla bitki. Ya bunlar gecikirse ben her şeyi hazır ettim de yani. Diğer şeyin yerine bunu koydum. Bu daha sağ. Geldiler. Allah'ım heyecanlandım ya. Hoş geldiniz. Merhaba. Karşılanmayı beğenmedik. Çantalarımız alınmadı çünkü. Çantalarım tam hala kolumda. Masayı nasıl buldunuz merak ediyorum. Otursaydık. İyi be hadi oturun. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş gelmedik. Buyurun geçin. Masayı nasıl buldunuz efendim? Bungalov evlerde değiliz, bu ne? Ben elimden geldiğince sizin için masayı güzelce süslemeye çalıştım. Ama bu kadar oldu. Süslemek? Çiçek koydum, peçete koydum. Evet mesela sizin için. Diğer misafirim de geldi. Merhaba. Merhabalar ya, rahatsız ettiğim için kusura bakmayın. Alt kattayız, hastamız var. Biraz sessiz olmanız rica edeceğiz, kusura bakmayın. Nasılsın? Yemek hazırladım. Hoş geldin. Hoş bulduk. Korku korku geldim. Aç mısın? Bizi aç mısın diye de sormadım. Birkaç seç. Bakmıyorum. Seçtim. Ver bana. Verdim. Bu mu? Hayır. Tamam neyse. Şansımı deneyeyim mi? Yağmurlar geldi mi? Evet. Çantam var mı? Çantaları alıyorum. Çantalar mı? Bende yok. Tamam. Gel bakalım. Masa hakkındaki yorumunu merak ediyorum. Kötü. Ya. Evet. Neden ki kötü? Bungalov evleri gibi. Bir misafirimiz daha var. Oh my god. Oh my god. Bir misafirimiz daha var. Bir şey geldi. Bir şey geldi. Bakabilir miyiz? Arkadaşlar. Bakabilir miyiz? Bir şey geldi orada. Arkadaşlar hiçbir şey hazır değil. Bunu not alabilir miyiz? Not alalım bunu. Not alalım. Hazır lütfen. Değil. Allah bildiği lütfen. Gibi yapsın. Ya bir saat önce söylemiştim. Bir şey geldi. O benimle alakalı şahsi bir sipariş. Bu gülde lekeler ve kıllar var. Bak. Kıllar. Çok hijyeniksiniz diyorum. Bu nedir? Siz de gördünüz Emir Bey. Bir şey yok, bir sorun yok ya. Midem bulandı biraz. İçeriye şakayla giriş yapmak istemiştim. Tatlı olur diye. Fakat Tuba beni iyi karşılamadı. Ben kendisini de bu arada arkadaş olarak çok severim. Neyin içine düştüğümü anlamadım. Gerçekten. Yani herkesten, her kafadan farklı bir ses çıkıyor. Beni yemekteyiz diye çağırdılar. Ortada bir yemek yok.
Arkadaşlar şimdi hazırsanız çorbanıza başlayayım çünkü açsınızdır diye düşünüyorum. Çorbaları servis edeyim ben açsınızdır o zaman. Açsınızdır ne demek yani? Yemek programı burası. Evet işte aç geldiğinizi tahmin çok ederek. Çok mu geleceğiz hanımefendi? Siz bana bilenip mi geldiniz acaba? Ay hepsi bilenip gelmiş. Ne yapacağım bilmiyorum. Hepsi birbirinden çirkef. Böyle adaletli bir oylama olacağını düşünmüyorum açıkçası. Ben bir söyleyeyim. Yemek söyle. Şimdiden keyfim kaçmaya başladı. Hadi hayırlısı yani. Çorbamızı katmayın. Kara lahana çorbası. Kara lahana öyle bir çorba mı var? Ben ilk defa duydum. Komik bir şey mi var arkadaşlar? Tuğba'cığım seni bekliyoruz. Hemen geliyorum. Evet afiyet olsun kara lahana çorbası. Ben çocukluğumdan beri ezogelin çorbası içerim. Önümde şu an o var. Bu kara lahana değil. Oh my god. Sen bizim kara lahana çorbasını bilmeyeceğimizi mi? Evet bilmiyoruz. Ezogelin'i tanıyoruz. Ezogelin çorbasını tanıyoruz. Kara lahanayı bilmiyorduk gerçekten. Bu Ezogelin ne? Ezogelin değil. Benziyor. Evet kabul ediyorum. Turuncu lahanadan mı? Evet. Olabilir bu arada arkadaşlar. Şey yapmayın siz de. Biraz sakin. Bir tadım yapalım mı? Sen yap tadımını. Ben bu çorbayı içmem. Bu çorba hem kara lahana değil hem de hazır. Hem de Ezogelin'in hazır çorba. Çok kötü ya. Burada nerede lahana var? Hazır çorbayı bile yapamamışsın. Hazır çorbayı bile yapamamışsın. Sen hazır çorbayı bile yapamamışsın. Katıl o. Yeter! Annem hakkında konuşamazsınız. Kimse benim annem hakkında konuşamaz, tamam mı? Annesi hakkında mı konuşamıyoruz? Ne alakam? Üzerime çok geliyorlar. Anlaşmışlar gelmişler ya. Böyle bir şey olamaz. Hazır olabilir. Ezogelin olabilir. Ne sipariş verdim? Ne sipariş? Ne bu? Şey benim aracımın belki parkı markıdır ya. Ben bakayım bir şey yapma. Tuba sen otur. Hayır bak. Lütfen otur lütfen. Ne çeviriyorsun? Ne yapayım? Tuba. Emir. Hiçbir şey eskisi gibi olmaz. Bırakır mısın? Bırak beni. Bakacağım. Çekil görmek çok teşekkür ederim. Sen yemek mi sipariş? Yağmur. Yaptığından utanmalısın. Ay tamam bir tane mi sipariş ettin gerçekten? O kadar mı emindin yapamayacağımdan? Aman Allah'ım. Kim bilmiyorum. Bir dakika yazıyor. Yağmur Eroğlu. Niye bir şey yaptın? Tuba kardeşim diyorsun bir de bu kıza sen. Oğuzhan'cım. Al canım afiyet olsun. Allah güzel güzel ya tamam mı? Canım benim. Sen kameraya baksana. Bir de arada kamerayı kontrol eder misin? Emir Bey zaten dışarıdan yemek söylemiş. Kalbim çok kırıldı çıt pıt kıt yani şu anda. Anlamadım yani ne oluyor? Bu kadar emin misin yani benim kötü yemek yaptığımdan anlıyor musun? Şimdi orada kapının çalmasında benden yana bir hata yok, kuryeden yana hata. Ben kapıda bekledim onu, gelecekti. Ben içeri gizli sokacaktım. Biliyordum çünkü başıma gelecek. Yapamıyor. Biz bir kere yayında bununla petibörlü pasta yapma yarışı yaptık. Kule yaptı kule. Petibörlü pasta dediğim borcama yapılır. Onu bile bilmiyor. Ben bildiğimden kurye de öyle gelince patladık. Yani yazıklar olsun. Bu öyle bir hakaret ömrüm boyunca yememiştim ya. Ben bu çorbayı içmem aga. Ben de içmem. Ben de içmeyeceğim. Sen biraz sünnetlemişsin gibi. İçmem. Kara lahana çorbası. Bu ezogelin. Neyse arkadaşlar içmiyorsanız götürüyorum. İçmem sebebini sor. Sebebi nedir? Ekmek getirmedin. Oo. Hemen getireyim. Ama ekmekle yersen diğer yemeklerimi yiyemezsin. Daha iyi, şey, tamam okey. Sen bugün espiritüel. Çok kırıcısın. Çok özür dilerim. Ben çok susadım. Tamam, ne oldu anlamadım. Ben gerçekten böyle bir şey görmedim. Hani dedim ki hazır gelmesin. Hazır olmasını geçtim. Kara lahana çorbası değildi. Yani kara lahana çorbasını hiç yemedim bilmiyorum. İçmedim ama mercimek çorbası mıdır? Ezogelin çorbası mıdır? Ama bir şey koydu. O çorbayı tanıyorum ve kara lahana değildi. Ben çorbaya çok kuruldum gerçekten. Asıl şimdi gönüllerini fethetme vakti. Tabağımda leke var. Ben şunları alayım. Onu siz dökmüşsünüz ötürü. Leke var dediği çorba döktüğü çorba lekesi. İnanamıyorum. İnanamıyorum. Hem lekeli hem bize siz yaptınız diyor. Yani bilinip gelmişler görüyorsun Mücahit. Benim yapabileceğim hiçbir şey yok bu konuda. Şimdi onlara hak etmiyorlar ama güzel bir sunum hazırlamaya çalışacağım. Kara lahana çorbası diye önümüze ezogelin çorbası getirmiş. Sanıyor ki kara lahana çorbasını bilmiyoruz. Evet doğru bilmiyoruz. Ama ezogelin çorbasını tanıyorum ben. Ben oradan anladım ezogelin çorbası olduğunu. Bir de hazır yapmış. Onu da yaptı. Amenna tamam. Onu da yapamamış ki. Katı katı önümüze koymuştu çorba. Buyurun. Bunun ismi ne? Hamsili balık. Hamsili balık. Ay, pilavlı şey hamsi. Bir şey bakmam lazım. Hamsili pilav. Bu yemin ederim zehirli. Bu balık bizi zehirleyecek. Neye güldüler ben anlamadım. Hamsili pilav nasıl bir şey ki Mücahit? Sen bilirsin. Tavuklu pilav gibi birazcık. İçine mi koyuyorduk hamsileri? Olsun. Benimki daha elit versiyonu olmadı mı şimdi baktığın zaman? Ben şu an şoklar içerisindeyim sizin farkında değilsiniz. Niye? Tuğba geldiğinde ben de bir şey konuşacağım. Yani ikiniz de ağzınız açık kalacak. Allah'tan hamsi yedin.
Hazır oldu da anlamadılar. Şu an acayip bir gerçek bilgi öğrendim. Hamsili pilavın Google'dan fotoğrafını açtım şu an. Önünüzdeki şeyin uzaktan yakından alakası yok. Tuba Hanım, hamsili buyurun. Pilav değil mi? Evet. Peki Google'a ben hamsili pilav yazdım. Evet. Yani şimdi Tuba Hanım, yanlış anlamayın beni ama pilav yapmışsınız. Evet. Yanına hamsi koymuşsunuz. Evet. Hamsili pilav. Ben... Tuba Hanım, farklı bir sorum olacak. Yemeği elimizle mi yiyelim? Vardı bıçaklarınız. Ha. Bıçakla neresini yiyeceğim ben bunun? Çatalla yiyebilirsin. Tatlı zaten yemeyeceğiz. Buyurun efendim. Pardon, ilk defa evime misafirlerim geliyor. Heyecanlandım. Bir de ayranlarınızı getiriyorum. Ayran mı dedin? Şey, Tuba Hanım. Buyurun. Ayran istemiyoruz. Su olabilir. İçeceğiniz yoksa. Şaka şaka gül diye. O kadar parça. Yani bana bu sorumluluğu verdin, açmazsam rezil olacaktım. Niye yaptın bunu? Tamam, ben su istemiştim. Özlem Hanım, evimde su yok. Şeyleri yiyip içmek. Getiriyorum, su istedi. Yerseniz bir baksanız tadına. Tamam, ben çok başarılı olmamış olabilir. Yok, adam akıllı bir tadın. Adam akıllı derken biz nasıl tadıyorduk? Hanımefendi lütfen, yani şu an saygısızlık yapma lüzumu yok. Burada... Saygısızlık mı? Bana saygısız mı diyorsunuz? Misafirinizi uyarır mısınız? Bana saygısız diyor. Misafirinizi uyarır mısınız? Misafirim, rica etsem daha saygılı olabilir miyiz? Bunlar yiyor, evet hanımlar. Nedir bu? Yemek çünkü bu. Ben hiç beğenmedim. Çok güzel olmamış. Değil mi? Ben görüntü karşısında şaşkınlıklar içerisindeyim Tuba Hanım. Öncelikle yani Nuh'un gemisi gibi. Herkes bir şeyler katmış da siz ortaya bir şey çıkarmışsınız gibi duruyor. Açıkçası ben yemeyeceğim. Ama ben çok darılırım yemezseniz. Tamam, yiyeyim o zaman. Afiyet olsun. Bunlar dışarıdan sipariş mi, hazır mı? Hazır mı dedi? Hazır mı? Pizza yapıyor ama... Anlamayalım diye pizza kutusunda balık söylemiş. Tezgah lan bu. Ama olmaz yani. Ben bu sofrayı terk ederim. Lütfen, lütfen, rica ediyorum. Yağmur Hanım, Yağmur Hanım, Yağmur Hanım. Hayır. Boş ver, gitsin. Zaten çok sesi yüksek çıkıyor. Ben de çok çabuk vazgeçtim zaten, fark ettiysen. İnanamıyorum, resmen pizza kutusunda anlamayalım diye balık koymuş. Gelip benden özür dilemesi, gönlümü alması ve beni salona getirmesi gerekiyor. Gelmeyecek değil mi? Gidelim. Pilav benim hassas noktam, en sevdiğim yemeklerden birisi. Ama pilav tuzsuz, lapa, baharatsız, acı, soğuk, masamda tuz da yoktu. Gerçekten çok büyük puanlar kıracağımı düşünüyorum. Bir süt var mıydı acaba? Süt var. Evet. Ne için? Alabilir miyim? Tabii ki. Buyurun. Sütü böyle mi getiriyorsunuz? Bardağınız var mı? Ne yapıyorsunuz? Aç mı kalayım? Bir saniye, ben geliyorum da bir şey mi unuttum? Alayım, hemen geleceğim. Bu arada pilavımı hala yorumlamadım. Hanımefendi gelsin. Nereye gitmiş? Onun ismi Özlem. Evet, adım Özlem. Yani onu neden getirdiniz ben çok anlayamadım ama... Neyi? Bırakır mısın? Özlem Hanım, iyi misiniz? Özlem Hanım! Bir nefes alsın, bir nefes alsın, bir nefes alsın. Özlem Hanım'a bir şeyler oldu. Ambulans! Özlem Hanım'a bir şeyler oldu. Buz getirdim. Özlem Hanım'ı cin çarpmış da olabilir, emin miyiz? Nasıl buz getiriyorsunuz siz ya? Özlem Hanım, tamam hadi. Özlem, tamam, kalk hadi. Tamam, geçtim de ilgilendim. Neyse, hadi gelin oturun. Hemen de bir kendini atmalar. Bu ilgi olayını ben anlamadım gerçekten. Ben de gerçekten. Özlem Hanım aniden fenalaştı. Gerçekten çok gerildik, çok korktuk. Çok da umurumuzda olmadı. Ben balıkları hiç beğenmedim. Neden? Hiç beğenmedim. Siz sanki onu evinize götürüyorsunuz neyi? Gibi. Neyi? O poşeti. Ne poşeti? İsterseniz vereyim kutunun geri kalanını. Anlamadım. Arkadaşlar, yorumunuzu merak ediyorum. Yağmur Hanım, siz başlayabilirsiniz. Evet, siz başlayın. Ne zaman başlayacağım size sormayacağım Emir Bey. Özlem Hanım'ın kıyafetini merak ediyorum. Kendini kısmetse moda iki çekiminde mi zannediyor acaba? Çünkü yemekteyiz, çekiyoruz. Şimdi hamsili pilav yorumlamayayım isterseniz yani. Arkadaşlar, önümde bir pirinç var, şöyle bir avuç. Yanında 4-5 tane hamsi var. Ben ölmüş balık gibi duruyor, hamsiye de benzemiyor yemin ederim size. Meyve suyu var yanında. Arkadaşlar, ben Artvinliyim. Ben Artvin'deyken yani hamsili pilav yapıyorlardı ve ben görüyordum. O pilav gibi bir şey değil. Onun içi pilav, böyle etrafı hamsi dolu. Kaşığı daldırıyorsun. Pilav ve o bizim bildiğim pirinç değil yani. Ya ben erkek halimle bunu biliyorum. Eyvah, feminenlerden içeceğiz. Burayı atmayalım. Evet, bir de pilav hakkında konuşalım biraz. Pilavı, evet, pilavı merak ediyoruz gerçekten. Beğendiniz mi? Ben mi anlatacağım? Evet. Ben size mi hesap mı vermek zorundayım? Emir Bey, siz yorumlayın o zaman. Yağmur Hanım biraz gergin bu arada. Evet. Ben devam edeyim ortamı yumuşatmak adına. Çok teşekkür ederim. Şimdi öncelikle hamsi normal... Ben bu şartlar altında devam edemeyeceğim ama yani gerçekten. Misafirinize söylerseniz, benimle uğraşmayı, bana sataşmayı keserse... Ulan ben ne yaptım? Özlem Hanım'dan bahsediyorum.
Çok beğenmiş olsa gerek. Hamsisi ekşiydi. Pilavın yanına süt getirdi. İnanamadım. Pilavın yanına süt getirdi ve ben zehirlenmemek için hamsilerimi poşetime koydum. Kedilere falan vereceğim. Sütü pilava döktüm, öyle yedim. Pilavda bence hamsinin tadı geldiği için beğenmedim. İlk insan devam edebilir. Özlem Hanım, medeniyetle karşılaştıysanız, tanıştıysanız sizden devam edelim. O kadar kötü ki ya. O kadar iğrenç olmuş gerçekten. Beğenmedim. Bu ne kardeşim, lapa lapa. Siz süt döktünüz ya, ondan lapa olmuş olabilir. Genel olarak tadı çok çirkin. Sütün tadını bile çirkinleştirdi. Yağmur Hanım. Ben pilavı beğenmedim. Evet. Çünkü tuzsuz ve sofrada tuz bile yok. Evet. İkinci olarak bir tek pilavı yapmışsınız gibi hissediyorum. Hayır. Hamsiyi de yaptım. Teşekkürler. Ben alayım artık bunları. Ben her şeyi çok başarılı yaptığımı düşünüyorum ama neden bu kadar çok tepki aldım onu anlamadım. Bilenip gelmişler. Yani zaten bu tepkiler önceden çalışılmış. Karalahana çorbam da, hamsili pilavım da gayet başarılıydı. Bundan sonrasılar için de onları mest etmeyi düşünüyorum. Çok güzel gözüküyorlar. Teşekkür ederim. Ama şimdi ciddi ciddi yorumlar bekliyorum. Naz böreği getirdim önünüze. Ciddi ciddi yiyin ve yorumlayın. Laz böreği. Evet, çikolatalı ve labneli laz böreği. Gerçekten böyle mi laz böreği? Ben bilmediğimden söylüyorum. Hı hı. Ama bu böyle yemiliyor, mahvettim ben. Uçuyor bu. Sıbhanım, bu nasıl börek bu? Şunun haline bak, enkaz var burada. Gerçekten bu ne ya? Ciddi yorumlarınızı bekliyorum arkadaşlar. Bu çoko krem mi, Nutella mı? Çoko krem. Her şeyin de ucuzuna kaçmayın, lütfen ya. Bana pek laz böreği gibi gelmedi. Ne gibi geldi? Bir tık milföy andırıyor ama... Yağmur, biraz sakin. Ama milföye benziyor. Ya biz bilmiyor muyuz milföy olduğunu? Demek ki yapamıyor. Yapamıyorsa bu programda ne işi var? Ben niye nazik olmak zorundayım? Haklı çıkmam lazım. Anladın abi. Dakika, gergin olmam lazım şu an. Yeter ya! Bıktım ya Mücahit! Bir gidin bakın istiyorsanız ya. Sakinleştirin kızım. Haklı çıktım mı sence? Yeter! Subah Hanım, güvende misiniz? Biri dövüyor olabilir mi size? Tamam, anladım. Laz değilim ama laz böreğinin ne olduğunu biliyorum. Ve önümüze getirdiği kesinlikle milföydü. Ve bu gerçekten çok saçma. Yani zaten her şey hazır. Zaten her şey bozuk. Zaten her şey kötü. Bir de laz böreği diye önümüze de milföy koydu. Benim bir şey, ben bir şey takıldım. Size de açmak istiyorum bu konuyu. Buyurun, takıldığınız şeyi söyleyin. Yani yemeği yaparken saçlarınız bu şekilde açık mıydı yoksa bone taktınız mı? Saçım topluydu. Eldiven taktınız mı Tuba Hanım? Eldiven taktığınıza inanmıyorum. Tuba Hanım, her sıkıştığınızda masaya vurup kaçacak mısınız? Gelir misiniz? Kalkın. Tamam, elinizle yapmanızın tabii önemi yok. Buyurun. Bunlar benim kanıtımdır. Çöp kutusunda eldivenler var. Buyurun. Yani bu kadar kırılacağımı bilsem gerçekten sormazdım. Laz böreğinden çok ümitliydim. Yani menüye baktığımda en ilgimi çeken şey oydu fakat aslında çaktırmadım orada ama milföyün içine çikolata doldurmuş. Birine de labne koymuş, verdi önümüze. En azından yenilebilir bir şeydi. Kendisine teşekkür ediyorum buradan. Bu arada çikolatalı bence harika olmuş ya. Yani normal şartlarda çok labne tüketen bir insan. Ama ben, siz pikniğe gideceksiniz buradan herhalde. Kedilere vereceğim. Önünüze döner misiniz? Önünüze döner misiniz? Önünüze dönün. Bu arada siz benim saçımı niye sordunuz? Saçlarınız sanki dökülebilir, yemeğe de hani iğrenebiliriz bu durumdan gibi hissettiğimden yanlış saçlarımı anlamadım. Saçlarımı toplamıştım. Toplamıştınız. Evet. Yalan söylemiyorsunuz değil mi? Hayır. Neden? Bir şey mi oldu? Anlamadım. Ben bir su alabilir miyim sizden rica etsem? Tabii ki. Birazdan lavaboya gideceğim diyeceğim. Bir şekilde arkandan peşimden gel. Bir şey konuşacağız. Buyurun. Afiyet olsun. Teşekkür ederim. Lavabo ne tarafta? Şurada. Sağ ol hemen. İleride. Teşekkür ederim. Sağ ol. Ben de lavaboya... O zaman nasıl buldunuz? Çok kötüydü. Her şeyi götürdünüz ama çocuk ikincisini yiyemedi mesela siz aldığınız için. Yani siz de ikincinizi yiyemediniz, siz ikincisi de aldınız. Onu da, evet, benimkimi de almışsınız. Çok bunu da alın. Gelmiş o mikrop. Ben de ısırmıştım ama. Bir şey söyleyeceğim. Saçını kopar. Ben diyorum ki o saç telini onun tabağına koyalım. Bakalım ne tepki verecek. Orada kamera sana bir şey soracak. Taktı mı? Bir de hamsiyle aynı poşete keşke koymasaydınız mı? Kedileri vereceğim zaten ya. Kedi milföy mü yiyor? Milföy mü? Hani laz böreğiydi? Sırayla çıkalım, anlaşılmasın. Ben birazdan çıkacağım. Buyurun Yağmur Hanım, geçebilirsiniz.
Üstünüz başınız batmış hep. Şey, Yağmur Hanım ağzıyla yemediğinden dolayı oluyor böyle. Siz bir de bayağı bütün tabağınızı batırmışsınız. Onları toplarsanız ben tatlı koyacağım da en alttaki tabağa. Şimdi ben bunu nasıl toplayayım peki hanımefendi? Bunu düşünüyorum da ev sahibisiniz. Yapayım. Yani ev sahibim de böyle yiyeceğinizi düşünüyorum. Elinizi sürdüğünüz tabağa tatlı mı koyacaksınız şimdi? Evet. O elle az önce çöp kutusunu karıştırdınız. Olabilir bu. Yani burada siz bir şey söyleyeceğim. Gerçekten mağarada mı yaşıyoruz? Biz ne yaşıyoruz şu an arkadaşlar? Böyle bir şey görmedim ben ya. Neden bakterilere ayrımcılık yapıyorsunuz? Anlamadım. Onlar insan değil mi? Vallahi benim anlamadığım Yağmur Hanım bir gergin. At diyorum yapıyor böyle. Sürekli bir gergin. Ne desem arkadan bana bir şey söylüyor. Konuşmaya fırsat bulamıyorum. Yağmur Hanım gergin. Yağmur Hanım çok gergin. Özlem Hanım biraz daha insan gibi yeseydiniz de. Bu arada gerçekten arkadaşlar şaka bir yana bu ne biçim menüydü ya. Düşük puan verin yani rica ediyorum hepinizden. İnşallah şey tatlı güzeldir. Vallahi aç kaldım, billahi şey aç kaldım. En azından ama tatlı. Ama tatlının adı neydi ki? Çuçupere falan bir şey. Hopalapara. Ne? Pepeçöre. Papaçına. Siz sanki bir Amerika'da yaşamıştınız. Bir daha telafi eder misiniz rica etsem? Pepeçöre. Bak işte Amerika'da yaşadığından hep bu aksanlar. Tuba Hanım. Tatlının adı neydi? Pepeçöre. Şimdi bir şeyler. Hazırım pepeçöre tatlısı. Üzerine dondurma koyacağım şimdi. Benim anlamadığım bu tatlılar şimdi mi hazırlanıyor? Şimdi tatlıların üzerine dondurma koyayım. Yanına koyayım ya da şöyle. Böyle servis edeceğim lan. Tam 15 dakikadır pepeçöre bekliyoruz. Pepeçöre tamam. Cappuccino. 15 dakikadır ve içecek olarak sadece kapi şeftalili getirildi önümüze. Allah Allah. Çok güzel gözüküyor. Galiba bana daha vermemiş. Wow. Buyurun sizin. Bu da sizin. Pepeçöre tatlımız. Afiyet olsun arkadaşlar. Tatlının ismi neydi? Pepeçöre. Bunun niye sürekli adı değişiyor ya? Peki bunun ismi ne? Pepeçöre. Hayır şunun. İncir. Şunun. Maraş dondurma algıda. İkisi birleşimi. Pepeçöre. Siz mi ikisinin birleşiminin pepeçöre olmasına mı karar verdiniz? Anlamadım ben şu an konuyu. Herkes dikkat çekme peşinde. Özlem Hanım bayılıyor, ayılıyor, bir şeyler yapıyor. Emir Bey desen Yağmur'a bulaşıyor, Yağmur Hanım masaya vuruyor falan. Herkes kendini göstermeye gelmiş buraya. Ben konuşmam, yemeklerimle gösteririm kendimi. İnanamıyorum. Hayatta yemem ya. Normal yemiyorsa ben yerim. Yağmur. Ses çıkarmayın şimdi. Ne attınız Tuba Hanım? Pislenmişti biraz. Ne pislenmişti? Tabağım. Ne pislendi? Tabağınız. Yemeğiniz. Milföy hamuru vardı. Burada da var. Bunu niye kaldırmadınız? Aa, evet onu görmemişim. Kaldırayım. Biraz kamera kayıtlarından oraya bir tekrar bakarız. Ben sanki biraz saç gibi gördüm Yağmur Hanım. Sanki ben de böyle ne siyah alaka? Tam incirin üstünde değil mi? Yeri kontrol eder misiniz? Ne alaka? Kalkar mısınız Tuba Hanım? Pardon da yerde ya. Saç arıyoruz. Vallahi buldum. Aha! Yüzünü çekin suçlu. Hani saçınıza takmıştınız bone? Ben saçıma bone taktım demedim. Ben saçımı toplamıştım. Ellerime de eldiven taktım. Hanımefendi belki de biz kedi gibi sabahtan beri tüy yiyoruz burada. Kediler tüy yemez, tüy döker. Neden yalan söylediniz? Yalan söylemedim. Ben saçımı topladım, eldiven taktım. Sizin de gözünüzü o çöp kovasına soktum. Ne biçim konuşuyor sizinle? Ben olsam ağzıma hanımefendi lütfen birazcık bir şey söyleyin. Ablanız diye midir yani? Ama cidden gittim çöp kovasına eldiven vardı ya. Tam da eldivenle saçın ne alakası var? Haklısınız. Siz pepeçürenizi yer misiniz? Küfür eder gibi söylüyorsunuz. Ona nasıl isim? Lütfen gülmeyin artık. Çatal fırlatacağım hanımefendi yahu. Ya sana ne oluyor? Bu yine yemiş. Ne yapıyor bu? Ben neyin peşinde anlamadım ya. Herhalde hiçbirimiz bakmayacağız. Google'dan zannettiği için önümüze rastgele bir şey getirdi. Yani incirdi. Bildiğin incir, dondurma. Yani dondurmanın yanına herhangi bir şey meyve koysan zaten o tatlı oluyor. Açıkçası ben onu yemedim. Özlem Hanım piknik malzemesi yapmak istedi. Benim kulağıma söyledi. Ben de ona verdim. Sabahtan beri topluyor zaten. Kulağına falan söylemedim. Sallama. Özlem Hanım da çok gergin. Sizle ciddi bir şey konuşmak istedim artık yeter bir saniye ya. Biz buraya geldik yemekteyiz. Neydi programımızın adı? Birbirimizi yemekteyiz. Birbirimizi yemekteyiz adlı bir konsept yapmışsınız harika. Biz buraya davetliyiz geldik gittik. Hı-hı. Bu programın amacı kazanmak değil mi? Hı-hı. Hanımefendi siz sizce kazanmak için mi bugün bizi buraya davet ettiniz? Evet. Bence sizin bizim çok kötü yapacağımızı düşündüğü için bu kadar rahat hareket ediyor ve biz onu şaşırtacağız. Ben kötü bir şey göremiyorum. Az önce tabağınızdan kıl çıkardınız. Size mi söyledim? Onunla konuşuyorum. Bir daha benim kılım hakkında konuşmayın. Başka var mıydı acaba? Sen al artık ye. Tamam al yani, ne yiyorsan ye yeter be. Yani gerçekten görmemişin inciri olmuş, pepeçüresi olmuş. Tuba Hanım az önce yanlışlıkla incir dediniz. Beğenmediniz mi şimdi siz bu tatlıyı? Az önce yanlışlıkla incir dediniz. Sizinle konuşmuyorum. Ama ben sizinle konuşuyorum. Dikkat çekmek için böyle hareketler yapmayın. Siz ablanıza mı yürüyorsunuz? Ne bu ilgi alaka? Bravo konuşun lütfen. Neyin peşindesin sen? Hayırdır? Belki bir şifi mipi vardır ne hemen yürüyorsun? Hayırdır size ne oluyor? Bana bir şey olmuyor. Beni Özlem dürtüyor sabahtan beri yandan bir şeyle bir şeyle diye.
Özlem Hanım, dürttüğünüz de iddia ediyor. O yüzden sen de itiraf et, sabahtan beri dokunuyorsun alttan. Ne yapmaya çalıştığını anlamadım. Dokunuyorsun alttan. Seviyorum. Evet. Vay. Vuruyor bana diyor bir şey söyle diye. Neyse. Yağmur Hanım, durum ne? Beğendiniz mi? Ben hiç beğenmedim. Yağmur değilim ama. Ben gerçekten hiç beğenmedim. Yani bence karınlarınız doydu. Bize bir sürprizünüz yok mu Tuba Hanım? Var. Hemen geliyorum. Emir Bey yiyecek misiniz? Sen al ye artık şunların hepsini, rica ediyorum ya. Al ye ya, git. Hayır şey, ben yedim. Siz nerede yaşıyorsunuz? Yani önünüze döner misiniz? Zorluk yaşıyor bu kadın. Buna destek olun ya. Sosyal yani yardım toplayalım, memnun ederim ya. Hey gidi ka... Radyo... Oldu da taşamadı. Koy verdin gittin beni, oy koy verdin gittin beni. Allah'ından bulasın, oy Allah'ından bulasın. Emir Bey masayı terk etti. Oh my god. Tuba Hanım'a çok gereksiz yüklenildiğini düşünüyorum. Kendisi çok güzel bir hanımefendi bu arada. Buradan da selamlar kendisine. Evet, karnınızı yeterince doyurduğumu düşünüyorum. Umarım memnun kalmışsınızdır. Sürprizimi nasıl buldunuz? Kötü buldum. Siz? Ben çok eğlendim. Sürpriziniz tek güzel şeydi bu masadaki. İyi bir şey söyledi herhalde siz. Yani çok ilginçti. Gerçekten. Çok garip. Çok fazla hazırlanmış ve... Bu masadaki tek güzel şey Yağmur Hanım. Bu masadaki tek güzel şey Özlem Hanım. Bu masadaki tek güzel... Bu masadaki tek güzel şey Tuba Hanım. Buraları tek tek şey yapmış gibi söylerseniz çok mutlu olurum. Hepinizi ayrı ayrı seviyorum. Tek bir demektir. O yüzden... Tuba Hanım bitirelim mi? Bitirelim. Çok teşekkür ederim geldiğiniz için. Çok sağ olun. Hiç beğenmedim. Yani hiçbir şey yemedim. Genel olarak Tuba Hanım'ın hareketlerini beğenmedim. Misafirperverliğini de beğenmedim. Yemeklerini hiç beğenmedim. Genel olarak değerlendirdiğimiz zaman menüyle çok alakasızdı. Bir puan kırdım. Onun dışında üslup hiç doğru değildi. Defalarca bağırıp çağırıp her onu yakaladığımızda mutfağa gitti, bağırdı çağırdı, ortalığı karıştırdı. Sonunda bir tane tatlı yapmıştı. Cappuccino mu, puppuccino mu anlamadım. Asla yiyemedim. Hiçbir şekilde yiyemedim. Aç kaldım. Yemek yarışmasına gelmişiz. Önümüze yemeğe dair hiçbir şey koymadı. Koyduğu her şey ya bayat ya soğuk ya kötüydü. Sofra temizliği hiç yoktu. Ben kendim çok dağınık bir insanımdır. Fakat ben bile rahatsız oldum bu durumdan. Yani mağarada mıyız arkadaşlar? Yani masanın hali umarım kamerada gözükmüştür. Bir milföy hamuru bu kadar dağılamaz. Yağmur Hanım ağzından çıkan milföy hamurlarıyla bana ateş ediyordu. Böyle Matrix gibi böyle oldum. Neye uğradığımı şaşırdım. Biz yemek yemedik. Biz işkence gördük ya, yemin ederim. Yani sürpriz mi yaptı, bizi korkuttu mu anlamadım. Biz tam böyle konuşurken birden hey gidi Karadeniz diye bir girdi. Bu arada bir de sürprizi... Sürprizi o kadar güzeldi ki var. Emre de çok kızgınım. Bir tane dürüm alıyor kendine göre. Çok ayıp etti gerçekten. Pilav, hamsi, milföy, incir. Çok alakasız şeyler yani. Sizin izlerken mideniz bulanmıyor mu? Ben burada ne yaşadığımı bilmiyorum. 3 tane kardeş beni çağırmışlar burada, gel yemek diye çekeceğiz. Beni yediler burada. Hepsi çok kötüydü. Gerçekten çok kötüydü. Yiyilecek gibi değildi. Asla yani. Masadaki tek güzel şey Özlem Hanım'dı. Sadece onun hatırına ve ona... 1 puan veriyorum. Ben çok puan kırdım. Yani gerçekten kimse kusura bakmasın. Kendisi de buna çok üzülecektir, bundan eminim. Benim puanım 9. Neden 10 değil? Çünkü 10'suzum. 10 olabilirdi. Aptal. Neyse puanımı vereyim. Hepsi berbattı. Asla yemedim de. Benim puanım 1. 1 mi o? Ne ki o? 1. Mücahit 1. 1. Toplam puanım 11'miş. Bunun 9'unu zaten Emir vermiş sağ olsun. Bir tek o adaletli davranmış. O kadar sürpriz de yapmıştım. Hakkım haram olsun, sadece Emir'e helal olsun. Emir'e niye 10 vermediyse. Harika bir menüydü. Her şey dört dörtlüktü. Karadeniz'i önlerine serdim. Yine de yaranamadım. Hakkım helal değil. Ahirette hepsine hesabını soracağım. Emir dışında. Bu kadar. Hanım, ya bölüyorum, kusura bakmayın. Ben sizin numarayı alamadım. Onu şey yapalım hani video bir daha olursa. Ben size videodan sonra şey yazayım. Tamam. Birazdan gidelim. Tamam. Bana mı yürüyor, ne anlamadım. Bir videonun daha sonuna geldik. Ben çok eğlendim gerçekten. Bugün harika bir gündü. Haksızlık yaptılar bir ama neyse. Kanala abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Bu videolar sizin için. 50 bin like gelirse bu videoya ikincisini çekeceğiz. Yani ikinci bölümünü. O yüzden sizin like'larınız çok önemli. Tabii ki abone olmayı da unutmuyorsunuz. Öpüyoruz sizi kocaman. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. O çok aç.